Bugün HDP İzmir il binasına bir saldırı gerçekleştirildi. Ekranlarda gördüğünüz kurşun izleri, bu saldırıdan sonra ortaya çıkan kurşun izleri. Belli ki bir provokasyon var. 7 Haziran 1 Kasım sürecini hatırlayın. 7 Haziran'da Adalet Kalkınma Partisi %40'a düşmüştü ve 6 ay sonra yapılan erken seçime gittiler. Götürdüler Türkiye'yi ve bu 6 ay içerisinde Türkiye kan gölüne dönmüş ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları %49'a yükselmişti ve o süreçte yer alan terör olayları oylarımızı artırdı demişti Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri. Şimdi de insanlar ister istemez şüphe ediyorlar. Acaba bir provokasyon mu oluyor? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın yani MHP ile beraber toplam oyları %45'i bile bulamıyor artık. Dün Avrasya ankette son anket çalışmasını yayımladı. %35-45 bandına sıkışmış durumda AKP ve MHP, toplamı %40 civarında. Muhalefet cenahı %60'ı aşıyor ve Türkiye bu ekonomik darlıkta bu iktidar partisinin bu farkı kapatabilmesi mümkün değil. Acaba yine 7 Haziran 2015 seçimlerinin olduğu gibi provokasyon girişimi mi? Çünkü saldırıda karışan şahısın daha önce Sadat'ta görev aldığına dair iddia ve fotoğraflar sosyal medyaya düştü ve bu saldırıda bir tane kadın şehit oldu. Saldırıyı protesto etmek isteyen mağdur insanlar, HDP'liler polis tarafından saldırıya uğradı. Değerli izleyiciler, iktidar partisi mi düzenledi ya da bir provokasyon mu, bunu yargı ortaya çıkaracak ama bunu ortaya çıkaracak bir yargı var mı bilmiyorum. Sedat Peker'in de açıklamaları vardı. Alevilere yönelik bir saldırı olacak deniyordu. Sedat Peker'in açıklamalardan sonra o açığa düşmüştü. Belki şimdi HDP ve farklı kanatlar üzerinden bir takım muhalif aktörlere saldırılar yaparak seçim sandığını getirmemeye yönelik bir politika olabilir mi diye soruyoruz. Soru işaretimiz son olarak mi şeklinde. Sedat Peker bu saldırıdan sonra tekrar açıklamada yaptı ve saldırı sonrası sokağa çıkmayın, öfkenize hakim olun. Bunlar birer provokasyon dedi. Hep beraber göreceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve iktidarın bulaştığı, mafyaların yaptığı bir iş mi? Hep beraber takipte olacağız ama ne yaparlarsa yapsınlar sustaramayacaklar Türkiye'nin muhalefetini. Beğen tuşuna basarak, abone olarak, bildirimleri açarak destek olunuz. Hoşça kalın.